28 Haziran 2016 ve burası Isparta Keçiborlu ilçesindeyiz. Evet. Ve 2015 yılında geçen sene rekor gelişim ürünümüzü kuruyan birkaç ağacına deneme yapmış bir arkadaşından ağaçlarım kuruyor diye almış. Deneme yaptım. Sonra 3 gün sonra bu hikayeleri birazdan size dinletireceğim ben anlatacağım ben. Yaşar Yurdakul teyzemiz evet. Bahçesindeyiz. Kaç dekar bahçeniz var teyze? 5 dekar kiraz bahçeniz var. 5 dönüm diyoruz da 10 dekar diyorsunuz. 5 dönüm diyorsunuz. Evet. Ben şimdi size anlatacağım. Rekor gelişimle nasıl tanıştınız? Bir anlatır mısınız lütfen? Neden aldınız yani? Niye buldunuz yani? Ne diyeyim ki? Kuruyordu ağaçlarınız. Ağaçlarım evet. Kuruyordu. İşte bir avuç aldınız bir yerden, bir arkadaşınızdan. Evet. Arkadaşımdan Murat. Evet. Şenoy'dan bir avuç aldım. Canlanınca ağaç can verince evet. iki kova ısmarladım bana da getir bayağı canlanmış diye. Bu sene bütün bozuk ağaçlarınızı da verdiniz haliyle. Verdim. İşte bozuk ağaç biraz tek verdi. Bu nasıldı bunun durumu? Sarı mıydı eskiden? Sapsarıydı. Sapsarıydı bu. Sapsarıydı. Evet. Tek verdi. Tek verdi. Peki düzeldi. Hali daha da düzelecek. Peki toprakta gevşeme yaptığını görebildik mi? Gevşeme mi gibi olabilir. Çapalarken mi? Evet, çapalarken. Gevşeme oldu. Gevşeme olduğunu görebiliyorsunuz evet. Hali. Gelelim bir de burada bir ağaç daha vardı verdiğiniz yine. Bu geçen yıl attınız herhalde bu ağacı. Evet, ona geçen yıl attım. Bunun ağacı, bu hali nasıldı bu ağacınızın? Bir sene de verdim ben ona da az verdim. Evet, az verdiniz. Hani vermenize de gerek yoktu. Zaten 2 yıllık bir ürün olduğu için. Evet. Bunu nasıldı Yaşar teyze daha önce hali? Bu sapsarıydı ağacın yaprakları. Sapsarıydı, kuracaktı yani. Kurumaya yön dökmüştü yani. Haziran'ın 15'inde, evet. Geçen yıl. Evet. Yani kurumaya yön dökmüştü. Yapraklar hiç kalmamıştı. Evet. Bir tane yaprak yoktu. Yani kirazları... Hiç yapraksız. Yapraksız kirazla, sımsık kirazla evet. Vardı. Evet, şimdi kiraz tabii yürüme sorunu yaşıyorsunuz. Sizi fazla gezdirmeyeceğim ben. Dolayısıyla... bugün muhtelif bahçenin çeşitli yerlerinde attınız, bozuk ağaçlarınızı verdiniz haliyle. Verdim, bozuk ağaçlara verdim. Evet. Bozuk şeyler vardı. Nasıl, onları da toparlıyor mu acaba? Toparla, ilerlerde var. Evet, şimdi sizinle yürümek şöyle biraz bu şekilde zor olacak diyeceğim. Onun için yani sonuçta rekor gelişimin etkisini gördünüz. Gördüm. Başarısını diye. Gördünüz. Gördüm. Tavsiye ediyor musunuz peki dostlarınıza, tanıyanlara? Hiç tavsiye ettiniz mi yani? Ediyor musunuz tavsiye? Ettim bir iki kişiye. Ağaçları kuruyordu, bozuluyordu herhalde. Ettim bakalım. Şimdi Yaşar teyze, ben de size şöyle söyleyeyim. Rekor gelişim sadece kuruyan ağaçlara verilmez. Kurumayan ağaçlara da az miktarda olsa verebilirsiniz. Ve onların da meyve kalitesini, irliğini sağlar haliyle. Mesela örnek vereyim. Şu an bu ağaçtaki hasatı siz toplamazsınız bugün baktığınızda. Diğer ağaçlara göre nasıldı kalitesi yani şeysi? Kalitesi toplamamışlar işte unutulmuş orada kalmış yani bahçeyi verince. Siz şeye verdiniz. Ha? Yani kalitesi güzel. Kalitesi güzel de arada unutulmuş. Arada unutulmuş diyorsunuz. Unutulmuş. Beşte 10 dekar bahçe içerisinde. Unutulmuş. Siz herhalde kirazıyla. Aşağıda fidan var toplayalım dediler. Evet. Unutulmuş. Ondan evet. Unutulmuş diyorsunuz anladım. Evet çok teşekkür ederiz. 28 Haziran 2016. Burası Isparta Keçiborlu ilçemiz merkez bölgesi burası. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.